başlıyor, yarışma başlıyor, macera başlıyor. Dikkat balonu, manzarayı kaçırma. Kulağın anlatılanda her an karşına çıkabilir bir soru. Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım bu dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım bu dikkat balonu. Sema, Sema kızım, hadi uyan. Ne? Hayırlı sabahlar kızım. Ah, sana da babacığım. Namazımı kıldım, şurada birazcık oturayım dedim, uyuyakalmışım. Öyle güzel uyuyordunuz ki, kıyamadım uyandırmaya. Ya, çok uyuduk mu? Pek değil, ben kahvaltıyı hazırlayana kadar. Kahvaltıyı hazırlayana kadar mı? Oo, am uyumuşuz. Sen niye zahmet ettin ki baba? Uyandırsam ben hazırlardım. Ne zahmeti kızım? Ailecek oturup ağız tadıyla yiyeceğimiz, lokmamızın şükrünü birlikte edeceğimiz bir kahvaltıyı hazırlamak zahmet olur mu hiç? Elif, hadi uyan ablacığım. Kahvaltı vakti. Uyan hadi. Biraz daha uyuyabilir miyim Sema abla? Bir saat daha. Olmaz. Çok geç kalırız. Birazcık daha uyuyayım, yarım saatcik. Ama kuzucuğum, dikkat balonuna binecek arkadaşların bizi bekler. 10 dakika. 5 dakikacık. Hadi uyan kuzucuğum. Bak Agah deden bize kahvaltı hazırlamış. Kahvaltı mı? Kurt gibi acıktım. Hayırlı günler çocuklar. Hoş geldiniz. Balonumuz birazdan havalanacak. Havada bize haber vermeden herhangi bir şey yapmayın. Olur mu? Evet. Hadi öyleyse. Binin balona da havalanalım hayırlısıyla. Evet arkadaşlar. Dikkat balonumuz havalandı. Ürgüp'ün eşsiz manzarası şu an ayaklarınızın altında. Bu güzel manzaranın tadını çıkartın ama birazdan başlayacak olan hikayeyi de dikkatlice dinlemeyi unutmayın. Evet, yoksa soruları doğru cevaplayamaz, yarışmayı kaybedersiniz. Tamam, anlaştık. Güzel. O halde sizlere hilekar bombinin hikayesini anlatabilirim. Hilekar Bombi mi? O da kim? Hilekar Bombi, köpek ülkesinde yaşayan, sevimli mi sevimli bir köpekmiş. Bembeyaz tüyleri, masmavi gözleri varmış. Bu diyarda yalnızca köpekler yaşarmış. Tam 50 tane köpek bir aradaymış. Bu köpekler birlikte çalışır, birlikte üretir, birlikte oynar. Kısacası hep birlikte yaşarmış. Günlerden bir gün içlerindeki en hızlı köpeği seçmeye karar vermişler. Nasıl? Bir yarışma düzenlemişler. Bu yarışmayı kazanan köpek en hızlı köpek seçilecek
ve köpek ülkesinin yeni lideri olacakmış. Yarışma gününe kadar yarışmacı bütün köpekler antrenman yapmış. Hazırlanmış, kaslarını güçlendirmiş, yiyip içmelerine dikkat etmiş. Ancak Bombi hiç oralı değilmiş. Herkes antrenman yaparken o yan gelip yatıyormuş. Herkes diyet yaparken o hapır hupur yiyormuş. Ve yarışma günü gelmiş çatmış. Yarışmacı bütün köpekler başlangıç çizgisine gelmiş. Hakem köpeğin havlamasıyla yarışma başlamış. Evet, ne diyordum? Yarışma başlamış ve yarışmacı köpekler canhıraş koşmaya başlamış. Hepsi çok çevik, çok atletikmiş. Bombi bir hayli geride kalmış. Daha yarışmanın ilk etabında dili dışarı sarkmış. Nefes nefese kalmış. Artık dayanamayacağı noktada Bombi kolaya kaçmış ve kendi kendine... Şu çalılıkların arasına girsem, kestirmeden aşağı insem, herkesin önüne geçiversem... demiş ve bu fikri çok beğenmiş. Hemen uygulamaya koyulmuş. Etrafı kolaçan etmiş, kimsenin onu görmediğinden emin olduğu bir anda çalılıkların arasına dalıvermiş. Ve maalesef hileye başvurmuş. Bombi kestirmeden gelip yolun kenarında beklemiş. Bir iki köpek geldiği anda hemen fırlamış ve aralarına katılmış. Diğer köpekler Bombi'nin bir anda nereden geldiğini anlayamamışlar. Ama koşmaya da devam etmişler. Diğerleri çok koşup yorulduğu, Bombi de kestirmeden gelip dinlenme fırsatı bulduğu için son düzlükte iyice hızlanmış ve tüm köpekleri arkasında bırakarak bitiş çizgisine en önce ulaşmış. Diğer köpekler hile yaptığından habersizce Bombi'yi tebrik etmişler ve yeni sürü lideri seçmişler. Bombi'nin keyfine diyecek yokmuş. En iyi yemekler ona geliyor, o ne istiyorsa yapılıyor, ne istemiyorsa derhal son veriliyormuş. Bu şekilde günler gelmiş geçmiş. Günlerden bir gün köpeklerin diyarına tilkiler saldırmış. Bu öyle kalabalık bir tilki sürüsüymüş ki... bütün köpekler çareyi koşup kaçmakta bulmuş. Ara sıra durup geri dönüp yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarının yardımına koşuyor. Geride kalanları tilkilerin ellerinden kurtarıyor. Sonra da kaçmaya devam ediyorlarmış. Köpeklerden biri Bombi'nin ortalıkta görünmediğini söyleyince herkes bir anda durup etrafa bakınmış. İçlerinden biri Bombi geride mi kaldı acaba? Ortalıkta görünmüyor demiş. Bir diğeri, evet acaba gidip bir kontrol mü etsek? Geride kaldıysa yardım ederiz demiş. Bir diğeri de onlara, olur mu öyle şey? İçimizde en hızlı koşan Bombi'dir. Biz kaçıp kurtulduysak o çoktan kaçıp gitmiştir. Bombi geride değil, olsa olsa ileridedir diyerek diğerlerinin içlerini rahatlatmış. Ama işin aslı öyle değilmiş. Bombi yarışı hileyle kazanmış kazanmasına ama... tilkilerin elinden kaçamamış hileyle. Onun çok hızlı olduğunu, bu sayede çoktan kaçıp kurtulduğunu düşünen arkadaşları da yardımına gitmeye gerek duymamış. Hilekarlığın cezasını tek başına kalarak çeken Bombi, hileye başvurdu. Dostlarını aldattığı için çok pişman olmuş ama nafile. Evet arkadaşlar, hile çok kötü bir davranıştır. Dürüstlükten, adalet duygusundan uzaklaşmaktır. Hileye bulaşan, kazandığını sansa bile sonunda mutlaka kaybeder. Dürüstlük erdemli bir tutumdur. Müslümana dürüst olmak yakışır. Evet, şimdi sıra geldi yarışmaya. Bombi'nin yaşadığı köpek diyarında kaç köpek vardı hatırlıyor musunuz? 20 mi? Aa, maalesef değil küçüğüm. 50 diye hatırlıyorum. Doğru mu Agah dede? Evet, doğru. Böylece bir puan senin oldu. Peki, Bombi ne renkti hatırlıyor musunuz? Tüyleri bembeyaz, gözleri de maviydi. Tebrikler, 1-1 oldu. Köpeklerken de aralarında ne için yarışmıştı?
sürünün lideri olmak için. Evet, 2-1 öne geçtin. Peki, o halde yeni sorumuz geliyor. Sen bilirsen 3-1 kazanırsın. Eğer sen bilirsen skor 2-2 olur ve yeni bir soru sorarız. Anlaştık mı? Evet. Köpekler ne yarışı yapmıştı? Koşu yarışı. Tebrikler. 2-2 oldu. Ve geldik final sorumuza. Köpeklerin köyüne kimler saldırmıştı? Tilkiler. Evet, doğru cevap. Ve 3-2 yaparak bugünün kazananı sen oldun. Ama bildiğiniz gibi bizim yarışmamızın kaybedeni yok. Eşsiz manzarayı izlediniz. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Üstüne üstlük balona binmeyi deneyimlediniz. Ve en önemlisi birer rozet kazanarak siz de dikkat balonu üyesi oldunuz. Evet, kazasız belasız bir günü daha bitirdik çok şükür. Agah dede, bak benim bu kadar param var. Hadi gidelim de size şerbet ısmarlayayım. Canın şerbet mi çekti? Evet, karadut şerbeti. Bana da ısmarlayacak mısın Elif'cim? Elbette, Fiko'ya da ısmarlarım. İlahi Elif, Fiko şerbet içmez ki. Öyle mi? O zaman ona da şeker alırım. Sen çok yaşa Emi. O şeker de yemez. Of, o zaman ona ne alacağım? Sen önce o paralarını cebine koyacaksın. Şerbetleri ben ısmarlayacağım. Fiko'ya ballı kraker alırız. Bak gördün mü? Krakeri duyunca nasıl sevindi. Eğlence başlıyor, yarışma başlıyor, macera başlıyor. Dikkat balonu, manzarayı kaçırma. Kulağın anlatılanda her an karşına çıkabilir bir soru. Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.